Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Tradingview sitesinde HGV Trade sayfasıyla beni takip edebilirsiniz. Daha önceki videolarda FXMatik Borsa yazıyordu. İsim değişikliğini kabul ettirebildik. İsmini değiştirebildik sonunda. Eğer aboneyseniz bir şey yapmanıza gerek yok. İlk defa izleyenler HGV Trade olarak aratsınlar. Bu sayfada yayınladığım analizler içerisinde bana ulaşmak isteyenler, bu arada hemen bu bölgede bir tane Twitter linkimiz var. Bu Twitter linkini tıklayıp bana Twitter'dan ulaşabilir. Daha önce yaptığım analizleri de görmek isteyenler, burada grafik ara bölümü var. Gelip oraya basıp en son yaptığım grafiği orada inceleyebilir. Şimdi biz şişeye bakacağız. Şişe cam fabrikalarına bakacağız. Yorumu ve beğenisi çok fazlaydı. O yüzden devamını çekiyorum bu videonun. Siz de devamını istiyorsanız aynı şekilde devam edin veya başka bir hisse istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ben sayıya göre arkadaşlar elden geldiği kadar hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi şişede daha önce bir çizim yapmışız. Bakalım nereye gitmiş? Bakın şurada bir çizim yapmışız ve yüksek ihtimal biz bunun karar bölgesinin üstüne atmasını söylemişizdir. Çünkü karar bölgesi bizim için önemli. Bakalım nereye doğru gitmiş. Ben çünkü takip etmiyorum şişe hissesini. Takip etmiyorum derken aktif bakmıyorum. Üzerine atmayı başarmış. Hatta trade pozisyona gelmiş. Bu saatlik grafik. Şimdi ben sizin önünüze şişeyi tekrar bu çizimlerle getireceğim. Önce günlüğü getireceğim. Trade pozisyonları görmeyeceksiniz. Daha sonra da tekrar saatliğe döneceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi daha önceki çizimimiz bu. Ve şişeyi şöyle bir günlükte görmeye çalışalım. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi güzel şeyi söyleyeyim bir. Güzel şey şu. Karar bölgesinin üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Şu son iki mum sizin gözünüze kötü geliyor olabilir. Evet, doğrudur. Yani çok da iç açıcı bir mum görüntüsü yok ortada. Hatta şurada tam kapanıp kapanmadığını göremiyorum ama bir gap oluşumu var mı? Kapanmış gibi görünüyor. Burada bir son iki muma bakınca belki içinize çok böyle bir şey uyanmıyor. Ama ben şöyle bakarım. Karar bölgesi benim için önemli bir bölgedir. Her hisse, parite veya kripto parada karar bölgesi önemlidir. Bunun üzerinde kalmayı başarsın. Benim için öncelik budur. Bir. İkincisi, sonrasına bakalım. Şimdi biz günlükte ne yapıyoruz? Biz günlükte şunu yapıyoruz. Karar bölgesinin üstünde veya altında. Hatta şöyle küçülteyim, göstereyim. Bunu bir eğitim gibi görün arkadaşlar. Karar bölgesinin üstünde miyiz? Evet. Karar bölgesinin üstündeysek alttaki geçiş bölgesi ve üstteki geçiş bölgeleri bizim için önemli değil mi? Evet. Karar bölgesinin üstündeysek o zaman ilk düşüncemiz acaba buraya doğru hareket ediyor mu? Edecek mi? Olmalı. Senaryomuz bu açıdan olmalı. Aynı şekilde karar bölgesine de çok yakın hareket ediyor. Acaba karar bölgesini aşağı doğru kırar mı diye düşünmeliyiz. Üçüncü senaryomuz ne olmalı? Eğer aşağı yönünü kırarsa geçiş bölgesine iner mi? Bakın size 3 tane senaryo. Şimdi bu senaryoları şey diyebilirsiniz. Yani herkes bunu söyler. Yani aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Önemli olan nereye gidecek değil. Hangi seviyelerde, hangi seviyelere bakmalıyız? Hangi seviyeler bizim için kritik anlamlar taşımalı? Şimdi benim için kritik anlamlar taşıyan senaryolardan birincisi. Hadi olumsuz açıdan bakalım önce. Yani olumsuz açıdan bakarsak kötü bakalım, sonra iyiye geçelim. Olumsuz açıdan bakarsak aşağı gideceğini varsayıyorsanız, yani karar bölgesinin altına sarkacak diyorsanız, sizin için burada referans noktası 7.31'dir. Tam 7.31 mi? 7.30 olmaz mı? Elbette olur. 7.29 olmaz mı? Elbette olur. Hatta bunu karar bölgesinin hemen altındaki bir ara destek noktasına kadar da çekebilirsiniz. Oraya kadar düşünün demiyorum ama 7.31 dedim diye 7.31 diye bakmayın. Ve tekrar söylüyorum, bunlar bir alım satım tavsiyesi değil. Her zaman söylüyoruz. Burayı takip edin. Yani bu seviyenin altında kapanışlar yapmasın. Bunun altında kapanışlar yapmadığı sürece bizim için sıkıntı yok. Varsayalım ki bunun altında kapanışlar yapmaya başladı. Bu defa neyi takip etmeliyim ben? Ara destek 1-2'yi mi takip etmeliyim? Evet, orayı takip edebilirsiniz. Kendi stratejinize göre bunu takip edebilirsiniz. Ama burada önemli noktaya düşen, önemli noktaya gelen şey geçiş bölgesi olacaktır. Yani 6.89. Şimdi biz bu senaryodan henüz uzak durumdayız. Niye? Bu senaryoya gelene kadar, bu duruma gelene kadar önce bir hissede karar bölgesine dönüşün söz konusu olması lazım ki biz sonra aşağıda geçiş bölgesinin riskini konuşmalıyız. Şimdi hisse karar bölgesinin üzerinde. Şu iki tane mum da gözümüze iyi gelmedi. Varsayalım ki kötü görünüyor. Hani çok da yukarı gidecekmiş gibi bir pozisyon yaratmıyor. O zaman ben bu olumsuzlukta kendime birinci senaryo olarak derim ki tamam, bir düzeltme yapmaya niyetin varsa 7.31 civarında yap. 7.30, 7.29 bu civarlarda yap. Ve bunun üzerinde kapanış yap. Diyelim ki buradan sonra da devam etmek istiyorsunuz. Buradan sonraki destek noktası olsun burası, yukarı yönlü dönsün. Peki yukarıda, yani yukarıda baktığımda ilk önce hangi seviye önem derecesine göre birinci sırada yer alır? Birinci sırada yer alacak olan direnç 7.69'dur arkadaşlar. Bu 7.69'u ve üzerinde ara direnç 2 var, 8'i nasıl görmeliyiz? Yukarıdaki geçiş bölgesi için bir basamak görmeliyiz. Eğer hisse yukarı yönlü gidecek diye düşünüyorsanız, yukarıda 8.21 direnci var. O zaman ben buraya hangi basamaklarla gideceğim dediğinizde 7.69 ve 8'i bu basamak dirençler olarak görmelisiniz ki daha önce bakın burada test etmiş. Şimdi biz bunu birazcık daha yakın bir merceğe alacağız. Araya neler atacağız? Trade position'lar atacağız. Bu yüzden de hisseyi neye çekiyorum ben? Saatliğe çekiyorum. Şimdi saatliğe çekince çizgi sayısı arttı ama artmadı aslında. Sadece size takip etmeniz için birazcık daha küçük bir bölge oluşturdu. Şimdi bakalım, bakın şurada bir gap oluşumu var mı? Evet, bu burada kapanmış zaten, öyle görünüyor. Küçük bir spike ile burayı kapatmış görünüyor. Şimdi bakalım ne yapmaya çalışıyor hisse. Hisse ne yapmış? Karar bölgesinin üzerine attığı bölge burası. Ve baktığımız zaman karar bölgesine yukarısına attıktan sonra özellikle burada çok ciddi bir gap'li açılış yapmış. Ve bu gap'li açılışın bedelini burada ödetmeye çalışmış. Tekrar yukarı çıkmış, gap'li açılışın bedelini burada ödemiş. Yani bir şekilde buradaki gap'i kapatmayı başarmış. Eğer bu hissenin derdi saatlikte, yani bu yükselişten sonra gap'i kapatmaksa bunu burada yaptı. Hani yukarı gitmeye niyetli ama aşağıda bir gap oluşturdu. Bunu kapatmak istediyse eğer bunu yaptı. O zaman yukarı gitme isteğinin devamında ne görmeliyiz biz? Yukarı gitme isteğinin devamında bir defa 7.5'un üzerinde kalabilmeli. Saatlik grafikte gördüğümüz ve önündeki dirence olan hareketinin devam etmesi gerekiyor. Bu da 7.69 seviyesi arkadaşlar. Bu arada şu grafiği birazcık küçülteyim. Evet. Yine hikaye nereye gelecek tabii ki? Yine hikaye burada şuna gelecek. Buradan ara direnç 1'e gidip bunun üzerine kapatmayı başarabiliyorsa elimizdeki hisse, buradan sonraki bir sonraki direnç de 8 seviyesi. Yani senaryo yine aynı yere gelecek. Terse dönecekse hep aynı şeyi söylüyoruz. Bakın burada size ekstra ilginç bir yer daha göstereyim. Hani bazen ne kadar sarkar ne kadar sarkar diye soran arkadaşlar oluyor. Benim kendi hesaplama modelime göre söylüyorum şu an. Bir trade position'dan diğerine kadar hareketi görebiliyoruz. Bu çok daha. Diyelim ki buradaki trade pozisyon, yani 7.5 seviyesinin aşağısına kırdı. Kırdığında arkadaşlar hesaplamalarda bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket edebiliyor. Çok, yani şişe için konuşmuyorum. Hesaplamalarda böyle bir şey çıkıyor. Bunu çok rahat yapabiliyor ve bunu yaparsa kötü bir şey oluyor aslında. Şöyle kötü bir şey oluyor. Karar bölgesinin altında sarkmış oluyor. Ama belki burada bir destek bölgesi oluşturup geri dönecektir. Yani karar bölgesinde size ne demiştim? Milimetrik hesaplamayın. Yani 3-4 kademe boşluk bırakın. Ama bir trade pozisyondan diğerine harekette söz konusu olabiliyor. Ben şu an şişede öncelikle 7.50 seviyesini takip ederim. Daha sonra da aşağıda 7.31 seviyesini takip ederim. Eğer aşağı yönlü bir hareket olursa. Evet, beğenilere ve yorum sayısına göre çekmeye devam edeceğim şişeyi. Şimdilik şişedeki görünüm bu arkadaşlar.